Bizler dünyalı insanlar. Allah tek, iyi mi? Peki o teklik hepimizin ilmi değil mi? O zaman biz o tekliği anlayacak güçte değil miyiz yoksa? Niye biz sen ben ayrıştırması içindeyiz? Hanginiz Allah tek dedi de o teklik hepimizin ilmi dedi? Bizler dünyalıyız, biriz. Hakkımız olanı dinliyoruz burada. Hataları bağışlayacak gücümüz var. Yağmurumuz bütünün yağmuru. Analar, atalar tek ama hakkın kapısına hak olup dinleyen o bire hizmetçilik de teklik. Bunların bilinmesi gerek. Dünyalı şunu anlayamadı. Ben dünyada büyük kötülüklerin önünü alacağım. Ben yol bulacağım. Ben huzura varacağım. Ben hakkın sırrı olan o dirilikte dinleneceğim diyebilmeliydi. Bunu yapamadı. Hepimiz dünyalı olduk. Huzur bulduk dünyada ama sıkıntı da bulduk. Niye bulduk? Çünkü hırslandık. Çünkü kırdık, kırıldık. Neden? Çünkü turani tahditlerin ötesinde tahtisizliği kayıtlayamadık. Hep tahditlerle uğraştık. Ama tahtisizliği bilemedi insansılar. Kırtasiyecilikle uğraştılar. Al der, oku dinle, oku dinle, al der. Yakıştı mı bu sizlere? İnsan nefes alıp nefes vermeyi bilmeliydi. Hatalarını hakiklikle anlamalıydı. Işıklarını yakmalıydı. Lekesi olmamalıydı insanlığın levh-i kapısının. Neden bugün bunlara değiniyorum, size izah edeyim. Bugünden itibaren planet yetkin ve hakim ilmin kerama kalem olacağı bir döneme giriyor. Bundan sonraki süreçte artık insan tüm zamanların ilmini dinleyecek ve anlayacak. Yağmuru yağacak, kendini halik kılacak, aklın sırrını dinleyecek, dinleyecek ve tahtisiz olacak. Dünya insanı kendini dinledikçe kendi yüreğini de anlayacak ve açık bildirilecek ki ocağından ona Tanrı kendi yüreğindedir. Allah'ın ilmi odur. Kini aşıp yolu bulduğunda kendini bulur. Aklın kalemi olur, kendi olur. Yoğun ışığında kalem oldukça insan olur ve düzeni kurar. Düzeni kurduğu zaman öksüz kalmaz. İnsan kini aşıp yolu bulduğunda bütünün kültü olan her şeyi hak eden olur. Analar, atalar, çamuru yoğuran insan artık mutlak kurullarıyla kendini yoğuracak. Bırakın çamur yoğurmayı. Hani derler ya, Adem yoğruldu, yaratıldı. Çamur yoğruldu, Adem oluştu. Geçin bunları. Artık insan çamur değildir. İnsanlık bütünün kültüdür ve insan kendi levh-i kapısına kendini yoğurmalı artık. Bindiğiniz dal kendi yaşam kelamınızdır. Hepiniz kendi kelamınıza binersiniz. Onu yaşarsınız. Hak ettiğiniz odur. Ama kendi yolunuzu bulduğunuz zaman ayrı gayrı biter. Bindiğiniz her an kelam olan ilmin kodlarıyla kayıtlanmış, mahrek olan ve sıkıntıyı aşırtan levh-i kaynaktır. Sizlerden beklentimiz insanlık ilmini dinlemeniz, insanlık ilmiyle kodlanmanız ve insanlaşmanızdır. Başkan benim, başkan o, başkan bu değil. Birlikte tek bir insanlık var. Artık orada başkanlık biter. İnsan kendini anlattığında kalemi yoktur onun. İnsan ilmi anlatır ancak. Ocak olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki o yaşamını anlatır. Ve dünya müsih kapıların hepsinden insanlığı kayıtlar. Ara dünyayı, ara, ara, ara ama aradığın acaba hangimiz oluruz? Bakın bakalım. İnsan arar, hep arar, arar, arar.
aradığı ne bilir misiniz? Bilebilir misiniz nedir aradığı? İnsanlıktır aradığı. İnsanlık, insanlığı arar. Nihan olan kelam, Hakk'ın kalemi, hepsi birlik. İşte insan kendinden öte, kendi olan o birliği arar. Verdiğim aldığım mıdır? Ben alışveriş içinde miyim? Bu mu acaba? Canlarım, almam, verdiğim, almadığım. Peki nasıl oluyor? Buyurun bunu da anlatayım. Dünya planeti hep alır verir. Ama artık bu bitti. Ben almam. Almam ama aldığımdan öte, Hakk'ın kapısı olduğumdan hep verdim. Benim elim akıl, kelamım hak, yolum mutlak. Ama bana bilgi veren yok. Herkes kendini okuduğunda böyle diyecek. Bana bilgi veren yok. Ama siz, ben şu gruptayım, şuradan bilgi aldım, şunu okudum. Böylesi bir dirilikteyseniz, siz kelam değilsiniz. Siz yaşam değilsiniz. Siz ışığınızı kodlayamamışsınız. Birisinin bildirdiğini okuyorsunuz sadece. Ki bu insansılıktır, insanlık değildir. Bunları artık anlayın. Hepimiz dünyadayız ama Hora kapısından öteyiz. Bunu da anlayın. Çok huzur buldum bugün burada. Hırsım asla olmadı. Olmaktan öte olsaydı kısır kayıtlar yapardım. Çünkü ben olmadığımı anlar, kısırlığı kodlardım. Bugün nesillerimiz de buradalar. Hepimizin kendi nesillerimiz şu anda bu mecliste kendi yoğunluklarıyla kodlanmış halde bulunuyorlar. Herkes kendini dinliyor burada. Kimse ben gideyim de oradan bilgi alayım demiyor. Ben biliyorum, dinliyorum diyor. Dinliyorum diyor. Hayrın tanısını kodluyorum. Toprağa tohumum diyor. Diyor. Ve diyor ki yarınlar için güç kaydı yapalım. Hep dendenlerle kodlama yapıldı dünya planetinde. Artık insan kendinden kendini anlayıp, kendiyle kodlanıp, kendi olarak kayıt yapacak. Yapıyor da zaten. İş mutluluk, iş budur. İş hak ettiğimiz, iş hakikiyetimiz, iş budur.